Bugün size türevi anlatacağım. Türev konusu AYT'de en çok soru çıkan konulardan biridir. Her sene sektirmeden çıkmıştır. En az 2-3 tane de soru çıkar arkadaşlar. Şimdi kurallarına bakalım. Birinci sayfamızda türev alma kuralları. A burada bir reel sayı olmak üzere fx eşittir a, yani sabit bir fonksiyonun türevi her zaman sıfırdır. F'in türevinde x eşittir 0. Şimdi sorularına bir bakalım. 3 tane alıştırmamız var. Fx'i 5 vermiş. Fx sabit bir fonksiyon olduğu için f'in türevinde x 0'dır arkadaşlar. İkinci alıştırmada eksi 2 de sonuçta sabit bir sayıdır. F'in türevinde x yine aynı şekilde 0. Yani x olmadığı müddetçe hep sabit kabul ediyoruz. Ve ne olursa olsun kök 3 artı 2 kökün karesini alsak dahi herhangi bir reel sayı çıkacak sonuç olarak. Yani yine f'in türevinde x eşittir 0 olur. Şimdi ikinci kuralda kuvvet fonksiyonu türevi demiş de başlığı bu şekilde. Fakat siz onu x kare, x küp, 5x üzeri 4 gibi x'in kuvvetlerini algılayın. X üzeri n olduğunda bunu şöyle açıklayalım. Kuvvet başa çarpım durumunda geçer ve kuvveti 1 azaltırız. Yani f'in türevinde x n çarpı x üzeri n eksi 1 şeklinde tanımlanır. Alıştırmalarımıza bakalım. Fx x üzeri 5 şeklinde verilmiş ve bu türevini alırken f'in türevinde x kuvvet olan 5'i başa çarpım durumunda yazıyorum. 5 çarpı ve kuvveti 1 azaltacağım. Yani 5'i 1 azalttığımızda 5 çarpı x üzeri 4 olur arkadaşlar. İkinci alıştırmada x'in katsayısı var. Hiç önemli değil. Yokmuş gibi düşüneceğiz. Sadece 3'ü ilk başa yazmamız gerekiyor. Şöyle yapalım. F'in türevinde x eşittir 3 çarpı. Şimdi x üzeri 8'in türevini almam gerekiyor. 8'i başa attık. X üzeri 8'den 1 çıkartırsam 7 kalır. O da 24 çarpı x üzeri 7'ye eşittir. Kuvvet negatif olunca. Dikkat edelim. Yine kuvvet artı ya da eksi fark etmiyor. Başa çarpım durumunda geçti. F'in türevinde x eşittir eksi 3 çarpı x üzeri eksi 3 yine 1 azaltmak demek, 1 çıkarmak demektir. Yani eksi 3 çarpı x üzeri eksi 4 olur. Şimdi diğer sayfada ikinci sayfamız iki fonksiyonun toplamının veya farkının türevi. Fx ve gx burada x'li ifadeler olacak. Arası toplama veya çıkartma olabilir. Türevini alırken önce fx'in türevini alacağız. Ondan sonra da araya artı ise artı, eksi ise eksiği koyacağız. G'nin türevinde x'i alıp soruyu bu şekilde bitiriyoruz. Basit alıştırmalar yazdım bu seferlik. Soru çözümünü daha sonra yapmayı düşünüyorum. Fx'i vermiş bu şekilde. X üzeri 5 artı 3x kare eksi 5x. Türevini alırken hepsini farklı bir alıştırma gibi düşüneceğiz. 5 çarpı x üzeri kuvveti 1 azaltıyoruz. 4 artı 3'e dokunmadan olduğu gibi yazıyorum. X üzeri 2 var. Karesi yani. Kareyi başa çarpım durumunda attık. Ve kuvvet 1 azaldı. 2'den 1 çıkartırsak 1 kalır. Aynı zamanda gizli 1 yazılmayacak. Eksi. Şimdi 5x'e geldiğimizde x'in kuvveti gizli 1'dir. 1'i başa çarpım durumunda atıyoruz. 5 çarpı 1 çarpı x üzeri 1'den 1 çıkarttığımızda burası 0 yaptı arkadaşlar. Herhangi bir sayının sıfırıncı kuvveti de 1'dir. Sonuç, şu son ifadenin sonucu 5 çıktı. Düzenleyelim. F'in türevinde x eşittir 5 çarpı x üzeri 4 artı 3 kere 2 6x eksi zaten orayı çarptığımızda 5 çıkar. Dördüncü özelliğimiz. Şimdi burada bir tekerleme olsun yazdım. Çarpmanın türevi. İki fonksiyonun çarpımının türevi. Başlığımız şu şekilde.
fx çarpı gx olduğunda türevini alırken fx'in türevi çarpı gx artı gx'in türevi çarpı fx. Yani burada birinin türevini alırken diğerini kendisini olduğu gibi yanına yazıyoruz. Diğerinin türevini alırken kendisini olduğu gibi yazıyoruz fx'i. Tekerleme olsun demişim. O da bu şekilde birincinin türevi çarpı ikinci. İkincinin türevi çarpı birinci. Araya da unutmayalım artı gelecek. Örneğimize hemen bir bakalım. Fx'i x kare artı 3x çarpı x üzeri 5 artı x şeklinde vermişler. Ve türevini istiyorlar. Şimdi biz burada türevi alırken bunu uzun uzun dağıtıp tek tek önce x kareyi içeridekilerin ikisiyle sonra 3x'i x üzeri 5 ve artı x ile çarparsam denklemi oluşturduktan sonra tekrar türevini alabilirim. Fakat uzun. Şimdi izleyenler her ikisi de uzun diyecekler. Evet, çarpmanın türevi biraz uzundur arkadaşlar. Üşenmeden yapmamız gerekiyor. F'in türevini de x yazarken önce birinci parantezin türevini alıyorum. 2x artı 3 çarpı ikincisi x üzeri 5 artı x artı. Şimdi ikincinin türevini alırken birinciyi olduğu gibi yazıyorum. Önce türevini aldım. 5x üzeri 4 artı 1 çarpı birinci fonksiyonu olduğu gibi yazdık. X kare artı 3x. Daha sonrasında eğer f'in türevinde 1'i 2'ye herhangi bir sayı vermişse x yerine götürüp o sayıyı yazdığımızda sonucu bulmuş oluyoruz. Bunu uzun uzun dağıttıktan sonra istenilen ifadenin ta kendisi gelir arkadaşlar. Geldik yine uzun denilebilecek sorulara. İki fonksiyonun bölümünün türevi. Şimdi çarpmada birincinin türevi çarpı ikinci artıyı da bu sefer bölmede x olacak arkadaşlar. Tabi bu arada gx'in sıfırdan farklı olduğunu söyleyelim şöyle. Birincinin türevi çarpı ikinci eksi ikincinin türevi çarpı birinci bölü paydanın karesini alacağız. Burada herhangi bir türevi falan yok. Direkt paydanın karesini alıyoruz. Örneğe bakalım. Fx 3x artı 2 bölü 5x artı 4 verilmiş ve türevi isteniyor. F'in türevinde x eşittir. Birincinin türevi yani önce payın türevini alacağız. 3 çarpı payda 5x artı 4 eksi. Şimdi paydanın türevini alıp payla çarpacağım. Paydanın türevi 5 çarpı payda 3x artı 2. Hepsine birden bölü. Paydanın karesi. Bu şekilde arkadaşlar. F'in türevini bölmenin türevini alırken de böyle bir yol izliyoruz. Ondan sonra bunları dağıttıktan sonra bakalım ne geliyor. 15x artı 12 eksi 15x eksi 10 bölü paydanın kendisi. 15x'ler gitti. 12 eksi 10 2 bölü 5x artı 4'ün parantez karesi. Sonuç bu şekilde kalır.